Şimdi Salih'ten başlayayım. Salih çok teknik, çok meziyetli bir oyuncu. Yani e, kariyerinin başlangıcında gittiği yerle şimdi tekrar Türkiye'ye dönmüş olması, Türkiye'de devam etmesi hı hı. ben beklemezdim. Hani e, çok daha İtalya'da, Avrupa'da farklı yerlerde devam etmesini beklerdim evet. ama kendi hataları vesaire Beşiktaş'ta Şenol Hoca büyük bir toparlanma geçirdi. Chamberlain gibi bir silahınız varsa onu sahaya monte etmeniz şart. Avrupa var, lig var, kupa var. Nereden baksanız 60 maça yaklaşan bir süreçten bahsediyoruz. Belki aşağı mı bilmiyorum. Ee, burada tek başına Salih, tek başına Amir, tek başına Chamberlain yetmez. Ee, sürekli dönmeye lazım. Chamberlain görüyoruz ki ya tutarsa transferinden tutar ama ne zamana dönüyor yavaş yavaş. Dellali gibi e, görmüyorum artık onu. Hani futboldan tamamen kopmuş olarak bakmıyorum. E, dün gösterdiği performans, maçın içinde kalması, 60 dakika, 65 dakika sahadaydı zaten. E %80'lik pas isabeti, senin dediğin adam eksiltme özelliği nereden baksan %60'lara gelir. Evet. E bu da ilk başlangıç için bence temiz iş. Peki eksiklerin olduğunu söyledin. Zaten Hı -hı. Şenol Güneş de maç evet. sonunda yine yaptığı açıklamada bir stoper ihtiyaçları olduğundan Hı -hı. ve yakın zamanda da bunun sonuçlanacağından da Hı -hı. bahsetti. E, dünkü stoper hattını nasıl buldun? Necip yine her yerde, her 212 de. Necip diye her yerde ortaya çıkıyor <laughs> ve iyi de bir performansı var. Kole oraya uyum sağladı. Hı hı. E, Onur e, yine her mevkide oynama evet. özelliğiyle evet. sol bekte de aktifti. Neler söylersin? E, Şenol Hoca biraz da her yerden bir şey faydalanmaya çalışıyor. Bu transfer işi bitene kadar da e, şapkadan tavşan çıkarıp e, herkesi takımın yararına kullanıyor. Necip'in performansı, mesela yaptığı müdahaleler de artık... Necip eskiden daha sert bir oyuncuydu. Hı hı. Şimdi yaşının da getirdiği, deneyimin de getirdiği işlerle birlikte çok temiz hamleler yapmaya başladı. Yani stoperde bu tarz bir orta sahayı stopere çevirmek, ondan bu kadar faydalanmak da Beşiktaş'ın büyük karını oluyor. Ama sürece baktığımızda Avrupa'da Fenerbahçe'ye göre daha zor bir grupta olduğunu da hatırlatayım. E bir stoper takviyesiyle kaliteyi yükseltmek de şart. E üç isim vardı ön planda olan. Yine Fluminense'deki Nino, Manchester United'dan Erik Beyli ve Flamengo'dan da e David Luiz şu anda en Hı -hı. fazla ön planda olan isim. Hı -hı. E David Luiz için söylemek istediğin şeyler var mı? Necip Luiz'i keser mi? Şimdi David Luiz <laughs> çok büyük futbol karakteri. Hani Sergio Ramos'un bir kademe altı diyelim yani. Yine o... yaşla ilgili Hı -hı. biraz Tabii. düşünceler oluyor. Şimdi biraz da maliyet hesabı yaparım. Hı -hı. David Luiz uygun maliyetle size geliyorsa kaçırmam. Performansında bir düşüklük yok. E, sizi taşıyabilecek mesela Beşiktaş Şampiyonlar Ligi oynasa yok derdim. Gerek yok. Ama konferans liginde David Luiz size gerçekten büyük katkı sağlar. Bu yüzden de doğru bir hamle olur. Ee, hani maliyet konusunda uyum sağlarsa ben diğer isimlere göre Beşiktaş'ın biraz daha bir Geride özellikle büyük yani kariyer olarak büyük bir adamın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Daha böyle sayıs gibi ne? biri mi diyorsun? Şimdi sayıs e, bence kaçan bir fırsat sayıs hı hı. deneyimiyle beraber futbol kültürüyle beraber daha farklı taşıyabilirdi Beşiktaş'a ama karşılıklı olmadı. Evet. Şenol Hoca ile anlaşamadılar açık konuşalım e, yapacak da bir şey yok giden gitmiştir artık o da galiba gittiği takımdan başka yere evet. kiralanıyor öyle bir durum var. Beşiktaş şimdi yeni bir dönemde David Luiz mantıklı beyliği için çok ortadayım. Peki istersen bir de maç sonuna gidelim Tabii. bakalım teknik direktör Şenol Güneş değerli izleyenler hem karşılaşma ile ilgili hem de transferle ilgili neler söylemiş. Evet maç sonunda teknik direktörlerinde açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Şöyle başlık olarak baktığımızda bu halimize şükrediyoruz diyor Şenol Güneş. 2 e, puan kaybından hep bahsetti o. Pendik Spor'daki puan kaybı sezon boyunca hiç akıllardan çıkmayacak gibi. En kritik anlarda da hı hı. onu kaybetmeseydik diye de, de hep düşünülecek gibi. Çünkü tam neredeyse bitti denen iş orada geldi. Denen 3 puan bir anda uçmuştu. Bir de taraftarla da sonrasında bir evet. e, yönetim vesaire gerilim olunca hep akıllarda kaldı o iş. Beşiktaş'ın geneline baktığımızda transfer bekleniyor. Hı hı. Transferde gelecek oyuncunun... Hemen katkı vermesi halinde Şenol Hoca'nın da eli rahatlayacaktır. Çünkü çok zengin bir kulübe yok. Geçen sene hiç yoktu. Şimdi gene en azından birkaç tane takviye ile beraber geldi. Beşiktaş son günleri, son gün zaten başladı artık. Hızlı geçirecektir. Belki de sonrasında sadece Süper Lig'de kullanmak üzere de yerli takviyesi gelir. Bugün artık bir stoper açıklanmasını bekliyor taraflarda. Şimdi kulübe zenginliğinden bahsettin. Yaptığı değişikliklere istersen değinelim. Yeni transferler ve artık Cenk Tosun ve Raşit Yazalı da sanki yeni diye sayabiliriz. Çünkü uzun bir aranın ardından ikili sahneye çıktı. Zaynuttinov Demirege'yi kullanmayı tercih ettiğini 63. dakikada gelen değişiklikler. Bunlar da Zaynuttinov için neler söylersin? Şimdi Onunla beraber şunu söyleyeyim. Giren oyuncular normalde normal şartlarda A takımda yani ilk 11'de de oynar, oynayabilecek oyuncular. Hı hı. Ama baktığımızda Gezal'ı neredeyse 2 senedir net kullanamıyorsunuz. Evet. Cenk müthiş çıkış yapmışken maalesef yine bir sakatlıkla karşı karşıya kaldı. E, Rebic zaten sizin ilk 11 net oyuncunuz olarak transfer edildi. Burada Zaynuttinov'un katkısı ama bu oyunculara göre çok daha Önde oldu çok daha hazır bir şekilde ve hani hep bahsettiğimiz Joker olmasının da avantajıyla daha farklı yerlerde Necip gibi. oynaması Necip gibi belki de bir tek stoper oynamaz Zainuddinov yani geri kalan her yerde oynar. E diğer tarafta Demirege Şenol Hoca'nın tuttuğu bir oyuncu o da biraz üstüne koyar biraz da hocasını dinlerse çünkü bu yaş kategorisinde Şenol Hoca çok oyuncuyu kendine getirmiş çok oyuncuyu yük yükseğe taşımıştır. Biraz onun sözünü dinleyip hani böyle peşinden ayrılmazsa e, çok daha kıymetli yerlere gelir ve Türkiye'de iyi bir oyuncu kazanır. Eee Rebiç tekrar sormak istiyorum. Tabii. 75'te Hı -hı. O da Muleka'nın yerine sahnedeydi. Hı -hı. Muleka ile ilgili de açıklamaları var. İyi niyetle çalıştığından Hı -hı. bahsetti evet. Oğulbaşı. E takıma katkı yaparsa görev alır, Hı -hı. yapmazsa yerine oyuncumuz var dedi. E, Rebic iyi bir oyuncu ama sanki o son vuruşlarda bitiricilik Hı -hı. problemi yaşayacak gibi de duruyor. Dün de birçok fırsat aslında evet. ayağına geldi ama yavaş vuruşları sebebiyle Hı -hı. bazıları olmadı. Ne düşünüyorsun sen? Beşiktaş'ın en çok ihtiyacı olan şey belki de son vuruş ve yaratıcılık. Hı -hı. Orada da Rebic'den bu katkıyı alamamak Beşiktaş'ın birçok anda tıkanmasına da sebep oluyor. Hazır olmayan oyuncuyla yola çıkmak işte bu yüzden ...problem yaratıyor... ...muhtemelen milli ara sonrası... ...Şenol Hoca artık onu ilk 11'e nasıl sokarım... ...diye düşünecektir... ...yoksa da artık bundan sonra... rebiçle falan uğraşılacak bir vakit kalmıyor... Hı hı. ...öyle bir sürece başlayacağız ki... ...yani Perşembe-Pazar... ...Perşembe-Pazar falan oynayacak Beşiktaş muhtemelen... ...bir 3-4 hafta... ...5 hafta böyle gidecek... ...bir tek Ekim'de bir milli ara var... ...onun dışında... ...aralık ayının sonuna kadar kimse nefes almayacak... Şenol Hoca'nın da artık oyuncu hazırlayayım, Ahmet'i şuraya yetiştireyim, Mehmet'i buraya koyayım, onun uğraşayım Mesela gibi bir süreci olmayacak. O yüzden çok net bir şekilde bütün üç büyük takım için söylüyorum fikstür yoğunluğundan olmayan gider. Yani inanmayan otobüse binmesin sloganı var ya o yola çıkıyorlar. Çünkü Aralık ayında her iki kulvarda da devam edip çok farklı bir sezona geçebilirsiniz. Diğer türlü de hepsini kaybedip Ocak'ta bir anda Bambaşka yerde olursunuz. Şimdi Rebic'in 11'e monte edildiği bir senaryoda Cenk'in rolünü sana sormak hı hı. istiyorum. Dün Abu Bakar'ın yerine hı hı. sahnedeydi. Hı hı. Acaba oralarda mı görev alır sence? Şimdi Rebic size hem kanat yapar, hem forvet arkası, hem de zaman zaman da tek forvette de, de bir kullanabilirsiniz. E, bu yüzden Rebic'in e, bir an önce adaptasyonu önemli. Ama çok çok ben e, herkesi keserim, ilk 11'de oynarım diye... E, kendini ortaya koymuyor. Muleka ile bir ikili yarışa net girecektir. Şenol Hoca'nın orada bahsettiği Muleka iyi niyetle çalışıyor sözü daha hazır olması daha fazla idman yemesi ve bir takıma uyumuyla alakalı. Muhtemelen şu milli ara sonrasında Muleka tamam teşekkür ediyoruz iyi çalıştın ama sen gel kulübeye deyip Rebic'i daha fazla formayla alıştıracaktır takım. Olabilir. Son olarak Gezal'ı soracağım. 88'de oyuna girdi. Zaten evet. çok kısa bir süre 4 dakika ilave gelmişti. Aynen. Hı hı. E, çok kısa bir süre izledik ama e, artık Gezal'ı düşününce, eski Gezal'ı düşününce hı hı. E, çok önemli as oyunculardan biriydi evet. kadroda. Tekrar o haline dönüşebilir mi? Bir yeni transfer gözüyle de bakabilecek hı hı. miyiz Gezal'a? Şimdi Gezal bir kere dün sadece çime ayak bastım, evet. bir taraftarla selamlaşsın diye oyuna alındı. Oca ona bir jest yaptı. Isınma e, dönemine soktu. ya yani Gezdal'ı şampiyonluk sezonundaki performansını hatırlarsak Beşiktaş'ı alır götürür. Ki Abu Bakar gibi bir silahınız varken, e, Raşit varken vesaire. Ama diğer tarafta son iki sezonda sakatlıklarla kaybolan da bir Gezdal var. Maç temposunu kaybetmiş bir Gezdal var. O yüzden onun için şu anda bir şey söylemek zor. Bon servisli oyuncunuz, maaşını ödüyorsunuz bu saatten sonra Gezal'dan ne kazansanız çar gözüyle bakıyordur Şenol Hoca. Eski performansının bence %50'sine bile ulaşsa Beşiktaş çok şükür diyecek durumda. Çünkü hiç kullanamıyor oyuncuyu. Şöyle kadroya baktığımda da muhtemelen Beşiktaş'ın en çok bonservis verdiği oyunculardan biridir. O yüzden de hani Gezal'ın dönüşü ekstra artı bir olur size. Kesinlikle umuyoruz da yakın zamanda tam olarak sağlığına kavuşur. Beşiktaş'ı da istersen bu şekilde noktalayalım.